Oğlum gözükmüyor. Tamam. Uyum boş. Benim dolmaz uyumamış. Tut. Işıksız oturuyor. Odalarda ışıksızın. Uyumuş. Konuşmayacağım. Trip atıyor arkadaşlar Ömer. Ömer'in bir yüzüne bakar mısın? Konuşmayacağım. Bekleyin bir size kurbağalı halime selam vereyim. Arkadaşlar annen 2 saatte sizi istiyorum vermiyor. Sizi istiyorum. Ben neler istiyorum vermiyorlar. Bir tık abartı geldi bana. Neyse 2 saat yok cilt bakımı yok o yok bu. Yüzüm hala aynı. Hayır par ya. Hayvan gibi parlıyorsun. Yorum yok. Yüzüm terden de parlıyordu. Hayır, hayvan gibi güzel parlıyorsun. Gençleştin resmen. Biraz tırdık ya. Bakın terlemişim bile. Hayır ya. Burası ter. Hayır, o nemlendiricinin büyüsü. Yok yok. Çok sıcak arkadaşlar İstanbul. Bana bak ama. Yok yok dedikten sonra kurbağayı sallıyor. Şundan diyorum. Tam ortadan gibi, evet. Benim çirkinliğime bakın da kardımına bakıyorum. Aka bak. Wow wow. Orada humalı bir çalışma. Kitapla izah mı alıyorsunuz şöyle siz? Şöyle bence. Tam orada bir çünkü boşluk var. Aynen şöyle çok iyi. Kurbağa terziler iş başında. Wow. Masayı da çizdik. Öyle bir iş. Işık gittim yandan parlıyorsun değil mi? Arkadaşlar şu an bayağı önemli bir andayız. Bayağı önemli bir andayız. Şampiyon olacağız. Şaka mı? Şoktayım şu an. O kadar mutluyum ki. Dünya sıralamasında bir numaraya yükseldi. Şampiyonluk kutlaması. Arkadaşlar bugün 17 Temmuz 2023 ve 3.24 şu an. 1.30'da başladı maç. Çok mutluyum. Bir ara çok uykum gelmişti ama çok uykum gelmişti bir ara ama gerçekten şampiyon olacağımıza o kadar emindim ki şu anı canlı görmek istedim. İlk defa altın madalya bizim. Geçen yaz çok üzülmüştüm kaybettiğimiz zaman. Çok mutluyum şu an. İlk duymamışım. Biraz alanım yettiğince konuşmak istiyorum. Bu evdeki son günüm. Arkası dağınık. Bu eve ilk geldiğim hafta Ömer'le boya yaptıktan sonra yine odamda bir video çekmiştim ve ne kadar şanslı olduğumu ve aslında açılan kapıların yerine yeni pencereler bıraktığını falan öyle şeyler söylemiştim süslü süslü. Gerçekten öyle. Hayatta başınıza kötü şeyler geliyorsa bir noktada yerine daha iyisi geliyor ya da bir çıkış geliyor. Bir çözümü var yani. Kesinlikle bir çözümü var ve o zaman çok zor bir dönemdi. Hatırlıyorum 20 Eylül 2022 olması gerekiyor. Bu evle ilgili İstanbul'la ilgili biraz konuştum zaten. Başka bir günlüğümde var. Ben şu anki hissimle bir kere daha çok kısa konuşmak istedim. Yoksa bu evle ilgili hislerimi anlattığım video var yani. Çoğu zaman çok söylendim, çok şikayet ettim, çok sıkıntı yaşadığım şeyler oldu. Zor zamanım çok oldu burada. Mutsuz olduğum, baş edemediğim, uğraşmak istemediğim, sıkıldığım, çözülmeyen çok fazla şey oldu. Ama burası olmasaydı gerçekten çok zor olurdu. Çok şansa buldum burayı, çok şansa aklıma geldi. Ve başka bir alternatif yok yani. Yani yoktu. Tek şansım buydu. Bazen seçeneksiz olmak daha iyidir bu arada. Çok seçenek olunca karar verilmiyor. Tek bir
şey üzerine bazen yeteri kadar uğraşmıyoruz çok seçenek olduğunda. Seçeneksizdim ve buraya geldim. İyi kötü burası benim evim oldu. Bir yıl nasıl geçti gerçekten bilmiyorum. Şu an 18 Temmuz 2023. Bir yıl tam da geçmedi ama kendimi şanslı hissediyorum ya. Kendimi böyle hep çok şanssız olduğumu düşünürüm. Bir olay olduğunda genellikle hemen aklıma abi zaten sen çok şanssızsın gibi düşünceler gelir. Ama çok şanslıyım bence. Bir şekilde yolunu bulduğum, bir şekilde yoluna koyduğum için her şey çok şanslıyım. Başardım bence. Dün yaptım ya gibi bir video çekmiştim burada. Bavulu toplarken biraz ağlıyordum. Bilmiyorum. Bir tek ben uğraştım. Tek başıma yaptım. Tek başına buldum. Tek başına taşıdım falan ve beni bu yılın çok büyüttüğünü söylemişti. Burada olmak, burada yaşamak, burada tutunmak beni çok büyüttü. İnsan ilişkileri olarak çok büyüdüm gerçekten. Çok fazla şey öğrendim. Her şey dört dörtlük olmuyor. Herkes size tam olarak uyumlu da olamaz hiçbir zaman. Olgunlukla karşılamak gerekir. Bazen değişmeyeceğini bildiğin şeylere yoğunlaşmaktansa dağıtmak gerekir yani o düşünceyi aklından. Değişmeyeceğini düşündüğün, değişmeyeceğini bildiğin, anladığın şeylere ısrarla diretmek, onu kendine o mutsuzluğu yaşatmak mantıklı değil. Bunu çok yaptım bu yıl ama sonunda da öğrendim bu şekilde olmayacağını bir şeylerinde. Çok mutluyum bu salondaki son günüm. Aslında her yerinde buranın bir şekilde video çektim zaten bu evin. Şimdi odamın şu anki halini göstermek istiyorum. Şu anda da bayağı toplu çünkü. Bir yıldır bu şekilde görmediğinizde çok eminim odamı. Görün bir. Bu şekilde de görün. Masam bayağı toplu. Bilen bilir. Aslında şu an hiçbir şey yok. Yani zaten şu kutular dışında her şeyi bavula koyacağım bunları. Böyle bunların içleri de boşaldı gibi bir şey. En son işte 29'una gelip alacağım. Ama şu anlık bayağı böyleyiz. Burası falan da böyle boş. Kötü olarak düşündüğünüz her şey bir noktada size iyi bir şey katıyor. Üzüldüğünüz, sıkıntıda olduğunuz, çıkmazda hissettiğiniz her şey size bambaşka bir şey katıyor. Bunu o an yaşarken düşünemiyorsunuz. Günlerdir, bakın günlerdir suyla ilgili sıkıntı çekiyoruz ve su ne zaman söylesek doğru zamanda gelmiyor, iptal ediliyor, paramız iade edilmiyor falan. Daha demin sucu geldi. Ve o kadar tatlı bir beyefendiydi ki yani iyi günler efendim nasılsınız falan dedi ya böyle modum çok yükseldi. Böyle küçük diyaloglar ve minik kibarlıklar aslında olması gereken beni çok mutlu ediyor. Neyse, kötü bir şey yaşarken, sıkıntılı bir şey yaşarken, istemediğiniz bir şey yaşarken o anda bunun sonrasında size bir şeyler katabileceğini tabii ki de düşünüyorum. Ne kadar şu an ben mesela bu konumda bu düşüncede olsam da yarın öbür gün yine kötü bir şey yaşadığımda yine şu anı hatırlamayacağım ama gerçekten bir yıl boyunca kötü olarak yaşadığım ne varsa şu an düşünüyorum ki bana çok fazla şey kattı. Tecrübe etmeden olmuyor. Birileri anlatarak, yaşadığı şeyleri anlatarak, başka birinden dinleyerek olmuyor yani o iş. Ne kadar zor olduğunu bilerek de olmuyor. Yaşayarak oluyor. Yaşayarak oldu. İyi ki de oldu. Her şeye rağmen bence ben çok güzel bir yıl geçirdim. Şimdi buraları daha bu şekilde bırakamam. Toplamam gerekiyor. Geç kalacağım. Sahibi ve alışılanın dışı gün ışığında parla göz al ulaşır gülümseyene kadar içinde dolaşırım ayakkabım toz tutmaz ya dostlarım gülüyor ilk önce kısır göstereyim de hazırlanıyorlar arkadaşlar. Canan bir şey söyleyeyim, kamerada çok iyi gözüküyor makyajı. Oğlum makyajınız kamerada çok iyi gözüküyor. Normalde de çok güzelsiniz de kamerada daha güzel gözüküyorsunuz. Vicky'nin de makyajı nasıl olmuş çocuklar? Güzel. Çok ses çıkar. Çok ses çıkar. Çok ses çıkar. Böyle bir an yaşanıyor şu an. Hiçbir şey değişmedi. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Domates koymadan. Benim sevdiğim bir poğaça yapmak. Kısra domates eklemek. Evet, biz ekledik gördüğünüz gibi. Biraz da beni görün. Biraz da beni görün. Aa, bu videonun kapağını siz yaparım. Bakın bakayım. Tamamdır. Canan çantası elimde. Marka alabilir miyiz? Markası var mı? Güzel. Güzel. Şimdi bir kartlık hemen gözüme paralar çarptı. Sen kartlık arıyordun. Victoria's Secret'ten. Aşkım sen bana aylardır kartlık aradığını söylüyorsun. Alındığını da haberim yok. Bir sürü boş ıvır zıvır var şimdi. Bayağı büyük karı koca gibi kavga ettik. Ya 7 euroya aldı o karı ya. Krami. Krami.
okunuyor. Evet, Serave diye okunuyor. Genel Serave. Dibini sıyırıyor çünkü. Abartı geldi. Hayır, abartı gelmedi. Bence kesip içinde kullanması lazım. Canan'ın çantasından. Aa, geldi. Bu çok güzel, bu çok şık. Çok şık. Böbreğini verdi o ayna. Aynası çıktı. İnsanların asla para vermedi ama Canan'ın büyük paralar verdi o ayna. Sakızı varmış. Güzel, Sire, güzel. Sire. Mavi nane severim. Yeşili sevmem. Mint. Clarins'ten bir adet. Buna da diğer babayım. Bir şey bir şey. Ben sanki niye İngilizce okumuyormuşum güzel öneririm. Dented. Allah'ım yarabbim neyse. Kahyalılar. Pardon. Bu gerçekten kötü mü kokuyor? Koklayacağım birazdan. Alıştım. Çocuklar size kokla bakalım. Ama alıştım ben. Bayağı iyi kokuyor bu arada. Sür bakayım, dene bakayım. Hmm. Dalim kokuyor. Gerçekten. Dalimle alakası yok. Koklayacağım deli arkadaş. Deli gibi dalim kokuyor. Kameraman olarak kokuyor. Konuşma. Arkada sürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Bu bana oldu diye düşünüyorum. Bayağı eski bir dip oil galiba. Yani Canan da bir yerden gelmiştir arkadaşlar. Canan Golden Rose falan almaz. Canan'ı yönlendiriyoruz. Evet, Canan'ın çantası bitti. Bitti. Sende ne var? Bende ne var yok. Bende doğa mı gidiyor? Evet. Hayır, 6 saattir bunu sürmeye çalışıyorum, süremedim. Korkumdan sıkamadım da Canan'ın. Ay, geri gitti. Doğan'ın ışığı... Aa, beğendim. Yakıyor kız bu. Doğan'ın ışığı nasıl? Bekle. Bir adet. Aa, çok iyi, senin bir açın. Adet, bir adet çantamız var. Hemen içini açıyoruz. Çanta hakkında bir yorum yap ilk önce. İstemiyorum, yorum yapma. Çantam bu arada güzel değil mi abi? Niye böyle yapıyorsun? Daha kötülerini gördüm, sen de diyormuş. Denerek aldım. Aa, lansör. Lansör ne? Kutusundan bir anladım direkt. Hassas kalpler için bir cehennem. Reflüsü. Reflüsü. Bir adet bu muameleyi hak etme. Şu cüzdanın haline bak. Bu muameleyi hak etme. Allah kahretmesin gerçekten. Bir adet cüzdan. Asla. Arkadaşlar, bir bilgilendirme veriyorum. Carmex bayağı iyiymiş. Ben Canan evet, kötü dediği için almadım. Ben kötü dedim, kokusu kötü. Kanka bunlar var yani. Ay, ayaklısı denk gelmiş sana da. Demek ki teker anladı hemen yüzüne. Evet. Doğaya hiç yakışmayan bir adet formar. Aa, bakayım 200 bir şey. Güzel bayağı. Doğa olmaz çünkü. Aynısı bende var, çok pembe. Güzel güzel, beğendim ben. Arkadaşlar. Bir adet çakmak. Çakmak da hiç doğallık değil yani. Ben taşlı bir şey bekledim. Bakayım ben bu göz. Aa, hoş. Çok hoş. Hemen şöyle seri numarası isteyen de için. Hemen kod verelim. Hemen kod verelim. Bir tak bakalım nasılsın hayatım. Ama güzel oluyor bana. Aa, bayağı yakışıyor. Yakışıyor. Evet, şimdi. Manında C harfli kolye takıyorum. D harfli ne çıkıyor? Bilmem ne yapacağım. İnsan. Böyle taşlı bir de. Bak, Allah aşkına yakınaşıyor. Rezalet. Doğa neden mesela? Aşkım. Açıklama bekliyoruz. Ya bunu ben geçenlerde buldum bu arada. Taktım yani. Ne bileyim. Yanında da kedimsi bir şey var. Doğan'ın cüzdanına sığmayan fazladan paraları. 10 lira mı 5 lira? Doğa, ne yaptın bunu? Dipsiz kuyulara mı attın kanka? Gerçekten bu... sıçmış falan olmam lazım. Evet. Her zaman lazım olur. 50 kuruşu bile var. Bakın, artık kuruş kullanmıyoruz ama doğada var. Hala kullanıyorum. Ha, bitti. Aa. Daha bir şeyler koyacaktım ama. Daha bir şeyler koyacaktım diyor. Aa, bak bu sapı güzelmiş. Böyle bir hoşuma gitti. Şey söyleyeyim, şöyle bir hoşuma gitti. Bak, benim de. Sapı gözü gösteriyor. Evet. Şöyle bir hoşuma gitti çanta. Ne yapayım şimdi? Buraya gerek yok. Öyle mi takayım? Yo. Tokamı o azardan. Bir anda doğanın gel. Ay, bir dakika, tokamızı da gösterelim. Evet. Bu şekilde. İnci detaylı. Allah aşkına, bir şey diyeceğim. Aramızdaki farka bakar mısınız? Hemen benim tokam bu. Size. Hemen göstermek İşte iki farklı insan olduğumuz buna. İşte aha. Aha. Net alıyor mu? Hangisinin Ali'nin, hangisinin doğa olduğu o kadar belli ki. Net bak, alıyor mu? Çok net alıyoruz. Çok netiz şu an. Onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Güzel göstermek isterim. Benim kolyerle ben fotoğrafımı sana göstereceğim. Bir şey diyeceğim. Altı sarısı mı ki hocam, onu söyle. Kurbanlık koyun gibi. Çok kötü. Bir anda böyle. Dana gibi. Dana gibi. Damızlık. Yani. Damızlık. Gibisi. Bak, sinirden camızlık. C harfi. C yazıyor ve kocaman. Küçük ben C'leri seviyorum orada. İsim yazan koyuları ben seviyorum da. Şöyle bir ben, C. Ben direkt isim yazanlara hayvan gülüyorum. Benim... Zeynep mesela böyle. Ay, ben annemin topuza atıyorum. Kocasının ismini takan varmış abi. Kim bu? Çok... Gelsin buraya. Doğa bile yapmaz. Bak, şey yapıyor. İki tane harf var. Oradan çıkmaz. İki tane harf var. Bir çocuğun ismi, bir kocasının mesela gibi. Carmex güzelmiş arkadaşlar, alacak olan varsa. Tamam.
Carmex burada var. Carmex'te ben cepledim gibi oldu. Bu da Doğan'ın. Bir deneyeceğim. Bir kadar dudak kremi deneyeceğim. Ya bunu ne? Kargaşa çıktı. Şimdi bunu deneyeceğim. Ama çok korkuyorum çünkü alacak param yok. En son Canan'da bir şey denediğimde gittim aldım, müptelası oldum. Sürüyorum. Bu bana yakışmayacak ama bak şimdi görürsün. Sen bunu göreceğim yakışacak. Çok açık tenliyim yakışmasın olur. Yakışır. Ay çok garip. Bakayım. Maalesef yakıştı. Hayır öyle şey. Canan. Ya siktir git Canan ya. Ben bunu alamam Canan ya. Uzaktan da güzel. Uzaktan da güzel. Üzerine şey sür. Gloss. Arkadaşlar çok iyi gidin parası olan. Bak bu da uygun fiyatlısı. Parası olan varsa. Bunu da üstüne sür. Ama sende çok farklı. Bende çok farklı duruyor. Ama sen çok az sürdün. Ben korktum kadar... hayatım için pahalı. Saçma hareketler yapma. Kapa nerede bunu? Bence bana bu kadarı daha güzel. Burada elimde. Nasıl bir motivasyon? Bir motivasyon yok. Ay bu da güzel bir. Çok güzel kokuyor. Bundan da korktum. Hayır sana aşırı yakıştı. Abi böyle birinin yanına gitseydim dudağıma yapışırdı. Yapışmayanları tanısın. Canan buraya lan. Sen Doğa ablanla mı oynuyorsun? Ay siz çekin. Ne yapıyorsun? Aşkım sen Doğa ablanla mı oynuyorsun? Nasıl hayvan? Kırmızı fren kırmızı.